Zaman oluyor pazara gitmiyoruz. Zaten etin rengini unuttuk. Ben kamu özel 42 yıl hizmet verdim. Kamu özel 42 yıl hizmet verdim. Şurada bir karpuzun kilosu 17 lira oldu. 10 kilo karpuz 170 lira. Bir domatesin kilosu kaç para? 45 lira, 50 lira, 60 lira. Giyim, inanın şu pantolonu ben geçen sene aldım. 300 lira. Konağa gittim. Konakta mağazaya girdim. Önce pantolonlara baktım. Bir pantolon 2500 lira. Bak bir pantolon 2500 lira. Düşünün bu ülkenin emeklinin durumunu. Alma şansı var mı? Yok. Diyelim sosyal boyutlarına. Sosyal boyutlarımız da bitti. Sosyal boyut paylaşım da bitti. Ekonomi durumunu iyi olmasa nasıl paylaşım yapacaksın? Yapma şansın var mı? Yok. Ülke nasıl yönetiliyor? Bir kişinin iki dudağın arasında. Akşam kalktı. Dedi ki ben kanun üstünde şu hükmü uyguluyorum. Bitti. Bir kişi. Demokrasiden bahsedebilir miyiz? İnsan haklarından bahsedebilir miyiz? Evrensel değerlerden bahsedebilir miyiz? Bahsedemeyiz. Demek ki hukuktan bahsedebilir miyiz? Eğer ki şu söylediklerimin düzelmesi için önce bir hukuk olması lazım. Zengin hukuku, yoksul hukuku olmaması lazım. Hukuk herkes için hukuktur. Hak, hukuk, adalet diyoruz ya. Hakkın ve hukukun, adaletin olmadığı bir yerde biz demokrasiden, insan haklarından, evrensel değerlerden bahsedemeyiz. Yani her gün o kadar çok şaşırıyoruz ki, mesela gidiyorum bir bakıyorum limon 100 lira. Bir şaşırıyorum yani, çok alışık olmadığımız şeyler, bunları hiç yaşamamıştık şimdiye kadar. Devlet politikası iyi yönetilemedik. Ekonomimiz iyi yönetilemedi. Artık o kadar ipin ucu kaçtı ki çözümün ne olabileceğini kestiremiyoruz. Ama yeni yetişen, hele çocuk yaşta olanlar, mesela bir küllah dondurma alamayacak çocuk. Çünkü bir küllah dondurma, bir top dondurma 50 lira. Yani çocukların geleceği için çok üzülüyorum. Güvensiziz, her şeye karşı güvensiziz. Çok zor bir yaşam oldu. Bir salatalık 30 lira oldu mu, her şey perişan, bütün millet garibanlar perişan. Hiç düşünmüyorum bu Cumhurbaşkanı ne yapacak, ne edecek. Bu insanları düşünmedikten sonra ne olur? Ev kiraları kaç para olmuş? Bu insanlar nasıl geçinecek? Ben bir yaşlık maaşla geçiniyorum. Bir de bunlarla. O da zor zor satış yapıyor. O da ekmek parası. Başka çarem yok, kalmadı. Ne yapacağımı şaşırdı herkes. Vallahi bir kira 50, 30, 25 oldu mu ne yapacak bu millet? Her şey perişan. Bak bu millet ne halde? Ne olacağını, ne edeceğini Cumhurbaşkanı düşünmesi lazım. Bu garibanlar ne olacak Cumhurbaşkanı? Zenginlere şey mi oldu? Agalık onlarda, bizlerde değil. Agalık zenginlerde. Cumhurbaşkanlar alıyor kaç para, bizimkiler kaç para. Onlar beyler gibi evde yaşıyorlar, biz nerede yaşıyoruz? Gel herkes görsün Cumhurbaşkanı, bu halimizi görsün. Şimdi bugün aldığım fasulyeyi, ben düne kadar fasulye alıyordum 50 liraya. Satıyordum 70 liraya. Bugün aldığım ben fasulyeyi 120 lira aldım. 140 lira satıyorum. O da millet bir bakıyor ki ya 140 lira fasulye mi olur diyor. Onun için ekonomimiz belli yani. Şimdi millet bunu 10 liraya alıyor, 30 liraya satıyor. Ama o da haklı. Mazot pahalı. Düne kadar poşet alıyorduk biz 3,5-4 liraya geçen sene. Bu sene 50 liraya alıyoruz kızım. 55 lira olacak şimdi. Yani onun için hayat pahalı yani. Yani buna ne belediye karışabiliyor, serbest piyasa çünkü.